sola sola. Evet, gayet iyi. Yavaş 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 yavaş. Taşanak. Tamam. Şimdi topla, sağa doğru topla. Sağa doğru gideceğiz ya. Tamam. Şöyle mi? Birazcık sola. Düz tutmayı dener misin bu direksiyonu? Ha? Düz tut, burada düz tut. Düz gidelim birazcık. Çok sağ sol yapma. Tamam, buradan sola kır kır kır. Kır sola. Tamam. Sağ birazcık düz. Birazcık düz tut şunu, düz. Direksiyonu düz tut. Şimdi sola doğru, şu çizginin içine doğru. Ay, of! Evet, şimdi çizgileri buldum. Tamam, dümdüz gidelim burada, evet. Tamam. Şimdi yavaşça frene bas, duralım. Bak, yavaşça. Sert bastım birazcık, sıkıntı yok, tamam. P al. Tamam. Şimdi bak, durduğumuz zaman... Ay, ne oluyor? Soldakine bas. Allah! Bas, tamam. Ay, ne oldu? Sakin. P'yi al dedim, R'yi aldın yanlışlıkla. Bir şey yok. Sakin ol. Bu P. Tamam. Hazır mısın? Hı hı. Tamam. D'yi al şimdi. Dümdüz. Çizgileri ortala. Çizgileri ortala. Dümdüz. Çok güzel. Gidiyorum. Çekiliyor ondan, merakaptan geliyor. Şimdi bak, aynalara... Bak, aynalar mı? Evet. Yan aynalar, dikiz aynası. Sağ taraftan ve sol taraftan gelen arabaları görmek için, ama bakarken de direksiyonu çevirmene gerek yok. Bakarken çok çevirme. Buraya mı bakacağım bir de? Aman bakarken... Nereye bakacağım başkan? Önüne baksan burada. Yeterli, evet. Düz tutarsan. Bakacağım, değil mi? Böyle oluyor. Tamam. Helal. Böyle, değil mi? Evet. Tamam. Sola doğru. Bak ama çevirirken... görüyorum ha. Olsun ama bakarken yani... Tamam. Öyle değil, yavaş. Ne oldu? Yandı. Ne oldu? Ne yapıyorsun? Tamam. Niye karışıyorsun bana ya? Ay, ben de süper kahraman değilim ki, elbisine yetişemem. Hem bir dakika, senin ehliyetin var mı? Pardon, her şeyi eksik anlatıyorsun da. Ehliyetim yok ama sınava gireceğim, yani alacağım. Ayrıca yani aynalara bakıyorsun, baktığın yere neden çeviriyorsun? Öyle mi? Tamam, sen kullan o zaman. Bakınız P, bakınız E freni. Gelelim. Kemer. Her şeyi de bil. Bu D. Bu da Elif. Gideceğin yer dümdüz yok. Yani bakarken direksiyonu böyle böyle çevirmene gerek yok. Aç! Allah! Ay! Allah! Ay! Allah! Bir kere sen benden daha sert basıyorsun frene. Kazık gibi olmuş bu fren, ne yapayım? Ay yok, ben en iyisi şoförü arayayım da bizi getirdiği gibi götürsün. Ya yok, gerek yok, ben... Hayır, dur! Güveriz diyorum. Gördük nasıl kullandığını. Ay neler yapmışsınız böyle, ne gerek vardı Selin'cim? Ay. Ay, rejimdeyim ama çok da güzel görünüyor. Yiyeceğim biraz. Ye vallahi. Hepsini özel olarak yaptırdım. Ay, ne işini bilir kadınsın vallahi Selin. İki tane civa gibi hizmetçi bulmuşsun. Şirketten mi ayarladın yoksa gazete ilanı mı? Hizmetçi mi?
gazete ilanı. Temizlik falan da yapıyorlar mı bari? Tabii tabii yapıyorlar. Ay pek şekerler. Vallahi kıskandım. Başka sizin gibi çalışmak isteyen arkadaşlarınız varsa kızlar, Selin'den numaramı alıp verebilirsiniz ona. Tabii efendim. Afiyet olsun. Sağ ol canım. Songül. Niye ben hizmetçi değilim demedin? Niye yutturmadın o lafları Selin Hanım'a? Ya boş ver Eylül. Boş ver mi? Ya boş ver ne demek? Şu haline bak, ağladı ağlayacaksın. Hadi beni hizmetçi sansınlar, önemli değil ama sana bunu söyleyemezler. Ben şimdi gidip bu kız Güney'in eşi diyeceğim. Eylül, Eylül dur. Ne olur hatırım için yapma. Boş ver kardeşim, ne olursun ya. Hizmetçi misinler, ne olacak ki? Çalışmak ayıp değil. Şimdi huzursuzluk çıksın, istemiyorum. Ama sen üzüldün. Tamam da Güney'in hatı için idare etmem gerekiyor. Şu an senin onun yardıma ihtiyacı var. Ya huzursuzluk çıkarmak istemiyorum. O yüzden yaptıklarını görmemeye çalışıyorum. Peki. Tamam. Ah benim canım kardeşim. Biraz daha götürelim. Olur. Ver onları, ben halledeyim. Ben de tam seni arayacaktım. Meraktan içim içimi yiyor. Ne oldu? Çıktı mı test sonuçları? Evet Macide. DNA örnekleri uyuşuyor. Bu kız Sadri Bey'in torunu. Ne? Yani nasıl? Hiç hata payı falan yok mudur? Anne. Ne oldu söylesene. Maalesef şekerim. Sadri sahiden de torununu bulmuş. Görüyor musun bak ya? Biliyor musun? Görür görmez anlamıştı. Gözlerinden tanımıştı. Yani kan çekiyorduysa demek. Şimdi sana geçmiş olsun mu desem? Ne alakası var şekerim? Yani Sadri mutluysa ben de mutlu olurum. Yani sonuçta torununu buldu, ne güzel. Mirastı, servetti, bunlar benim umurumda olan şeyler değil. Beni biliyorsun. Neyse biz sonra konuşuruz tekrar, tamam? Hadi bay. Bay. İçine tüküreyim ben böyle işin ya. Kız sahiden de torunu çıktı, gördün mü? Bana bak, sakın anne küfür etme falan deme bana. Sinirim tepemde. Ya çok daha kötü şeyler söylemek istiyorum şu an. Gerçekten doğruymuş değil mi? Ya gerçekten Meral torunuymuş. Torunuymuş ya. Şimdi dua edelim de kızı gurur yapmaya devam etsin. Kendini nüfusuna geçirtmesin. Allah'ım nasıl ya? Bu eşkalle birini görürseniz derhal tutuklayın. Biz tavuk ve pilav istiyoruz. Bütün birimlerin dikkatine. Tekrar ediyorum. Bu ona benziyor. Adam gördü, kaçacak. Ne oluyor? Polis! Sen de iledin mi? Ne yapıyorsun? Bak bak bak, hız kaçıyor bak. Yol açın! Önüne baksana. Aynası deviriyor her şeyi. Sen. Evet. Sen deli misin? Oh. Yakalayın! Yakala. Motosiklete çarpacak bu ya. Sen gel buraya. Dur, dur beni. Kaçma. Hadi, hadi. Koş. Hop. Koş, geliyorlar adam. Zekalı biraz sessiz olur musun? Ay bu adamlar üstüme üstüme of, geliyor. Yeter ya. Ay çocuk muydu o? Çocuk İşte muydu o çarptı? Zekalı bu. Ay içim şişti. Yemin ediyorum içim şişti. Yakalayın. Ay. Sen deli misin? Ben susup diyor bu manyak ya. Kötü arabasına mı çattı o adam ya? Burnu kanadı. Abi, burnu abi. Kanadı adam. Canlı bırak, nasıl sus? 2 dakika lütfen. Ay çok heyecanlanıyorum. Nasıl koşuyor? Hop. Koş. Oradan atlamayacak değil mi o? Ay adamı yakalayacaklar bana. Gel.
Vurdu mu? Bizi. Vuracaklar. Gidelim. Adamı vuracaklar. Ay! Öldü adam. Gitti mi? Ölmedi Zehra. Abla lütfen susar mısın biraz? Biraz sessiz olur musun? Pardon. Ben çok daraldım. Biraz hava alacağım. Anne iyi misin? Geleyim mi bak seninle? Gel misin? Gidelim. Ayağıma bastınız. Pardon yavrum. Çeksene bu bacağını. Hanımefendi. Perdeyi kapatıyorsunuz. Ya ne oluyor ya? Çıkıyorum işte. İşte bu. Fenalık geldi. Güneş gözlüğüyle. Sıkıldım be. Öf. Kendim film gibi olmuşum. Bir de bunları seyrettiriyorlar bana ya. Dayanamayacağım. Gider havuz başına mis gibi otururum. Şimdi ben Banu Savaş'ı görmeye geldim. Hangi odada kalıyor acaba? Teyze soruyorum. Banu'nun her gün sizi sayıklıyor. Kız da ziyarete gelmiyor. Kendisi çok üzgün ve sinirli. Deli işte o kız Banu'yu niye görmeye gelsin ki? Her gün arayıp taciz etmese ben de gelmezdim ya. Biz hastalarımız için o kelimeyi kullanmıyoruz. Buyurun beni takip edin. Hastaymış. Deli işte, basbayağı deli. Hem de zır deli. İşte. Sen ne istiyorsun ben anlamadım ki. İlaçlarını iç otur. Allah şifanı versin. Benim elimden ne gelir? Kaderi getir bana. Nerede o hain evlat? Ona kızdığım için öldürdüm ben Umud'u. Estağfurullah. Onun gibi kötü bir çocuk olacak sandım. Onu öldürmeliymişim. Kader mi hain evlat? Yok yok. Sen iyice üşütmüşsün. Doktoruna söyleyeyim de senin ilaçlarını değiştirsinler. İlaçlar. Al ilaçlar. Pişmiyor işte bunlara. Eyvahlar olsun. Hemşire! Biraz kısır ister misiniz? Alayım lütfen. Her şey harika olmuş. Ellerine sağlık canım benim. Afiyet olsun. Merci. Songül. Zehra abla geldi. Merhaba. Zehra
sen sinemada değil miydin? Şekerim, bana fenalık geldi. O kara kara gözlükler, film de çok kötüydü. Çıktım ben. Merhaba efendim. Gün mü yapıyorsun Selin'cim? Hayır, arkadaşlarım beni ziyarete gelmiş. Senin arkadaşların da mı var? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben çok severim. Salatası falan. Anladım şöyle. Ay Allah, pardon. Döktüm bütün şunları, şuradan alayım. İki tane de kurabiye aldım. Evet. Bu hanım kim Selin'ciğim? Ben Songül'ümün üvey anasıyım. Kaymağımın. Hizmetçiler aile boyu yerleşmişler Selin'ciğim. Hatta baya baya aileden olmuş bu hizmetçiler, baksana. Sen ne dedin bize? Hizmetçi mi dedin sen? Burada işte. Ya Zehra abla, neredesin sen Allah aşkına ya? Hani insan bir haber verir. Telefon da kapalı, öldüm meraktan ya. Sus bir dakika. Sen ne dedin bize ya? Bir daha söylesene. Ha? Hizmetçi işte. Sana yazıklar olsun. Bunu da mı yapacaktın sen ya? İnsan kendi öz gelini hizmetçi diye tanıtır mı ayol? Doğru mu bu Songül? Güney annen öyle söyleyince ben de bozmak istemedim. Lütfen arkadaşların yanında kadını küçük düşürme. Bu güzel kız senin gelinin mi? İnanamıyorum sana. Niye söylemiyorsun hayatım? Maşallah, pek de tatlı, pek de terbiyeli bir kızmış. Hiç bozuntuya da vermedi. Evet, maşallah de. O kadar tatlıdır ki bir de. Zehra abla, ben sana çay koyayım mı? Koy, koy, hemen koy hem de. Songül, sen de gelsene, bir mutfağa konuşalım. Şimdi şekerim, biz sonuçta şu an aileyiz. Ama yani gerçekleri de söylemek lazım. Bu nasıl bir gaddarlık? Bu kıza neler yaptı biliyor musun? Yemin ediyorum sabır taşı gibi. Sabır taşı olsa çattanlık böyle ortadan ayrılır, sana söyleyeyim. Bak, dinle. Ayırdı. Neler yaptı ayırmak için? O ne hırs? Bir de ne yaptı? Geldi benim evimi yıktı. Yıktı, yerle bir yer etti evi. Kız, bozulmuyorsun değil mi? Sonuçta dünürüz. Barıştık. Vallahi sohbet için soruyorum. Nerede kaldık? Evimi yıktı diyordunuz. Yıktı! Kapının önünde iki tane böyle o kadar koymuş iki tane avukatı. Koskoca bir burdozer. Böyle alıp yıkıyor, yıktı. Bütün evi aldı götürdü. Düşün. Ama ne oldu? Al. Gördün mü? Ayak. Hasta ve kim koştu? Ben koştum. İnsanlık için yapıyorum çünkü. Ona koşa koşa geldim. Bir bilsen. Aşkım, yine de aileyiz. Artık aile olduk. Böyle şeyler olmaz çünkü. Değil mi? Küslük olmaz sonuçta. Canım o benim artık. Aşkım. Ne yaptı kız, düşman gibi bakıyorsun? Bağlayalım da o koca ağzını ortalığı ayağa kaldırma teyzeciğim. Ne
tehlikeli. Tamam. Çöz beni, çöz! Hain, acımadı. Kafama vurdu. Ahmet, hasta kaçmış, çok tehlikeli. Hemen bütün güvenlik görevlilerine haber ver. Ben de polisi arıyorum, hemen. Meriman Hanım, ne oldu? Ya siz bu saatte gelmezdiniz. Kader, çok kötü bir şey oldu. Annen hastaneden kaçtı. Meriman Hanım, daha kaç kere söylemem lazım. O kadın benim annem değil. Onun yaptığı hiçbir şey umurumda değil. Evladım, trip yapmanın zamanı değil. Deli anan tımarhaneden kaçtı diyorum. Yani olayın ciddiyetini anlamıyor musun sen? Doktor annenin çok tehlikeli olduğunu söylemiş Kadercim. Tehlikeli lafı az kalır Hediye. Tehlikeli lafı az kalır. Yani beni öldürüyordu. Canımı zor kurtardım. Yaşadığıma şükrediyorum. Bir dakika ya. Siz niye o kadını görmeye gidiyorsunuz ki? Yani arayıp devamlı seni görmek istediğini söylüyordu. Ben de gidip arama demeye gittim yani. Arama demeye gittim. Ama keşke gitmez olaydım. Keşke gitmeseydiniz. Evladım, size de yaranılmıyor. Yani iyilik yapmaya çalışıyoruz. Rehin alınıyoruz. Yani bir de laf yiyoruz. Ne haliniz varsa görün. Diyeceğim ama diyemiyorum. Çünkü önemli bir konu. Kızım, kendine dikkat et. Siz de kadere dikkat edin. Yani tuvalete bile kendi başına göndermeyin. O kadar söylüyorum yani. O kadar söylüyorum. Heh. Hediye, gel benimle. Gel, gel. Hediye, kapıyı, pencereyi iyice kontrol et. Aşağıdaki kapıyı kilitlemeyi de unutma. Bu kadının gözü dönmüş, kaderi kafasına takmış. Yani bu manyağın ne yapacağı hiç belli olmaz. Rüstem'e de söyle, gözlerini dört açsın. Tamam Neriman Hanım, siz hiç merak etmeyin. Ben geceleri de uyumam, devriye gezerim. O deli kadın bu yurda adımını atamaz. İnşallah Hediye, inşallah. Hadi gel. Kızlar, buraya gelmez, değil mi? Korkma kadar, yurda giremez. Ayrıca neden korkuyorsun ki? Biz varız. Biz sana bir zarar gelmesine izin verir miyiz? Değil mi Cemre? Tabii. Ama neden? Neden beni bu kadar çok görmek istiyor? Kadar, sen şimdi bunları düşünme. Hatta hadi kalkalım, odaya gidelim, uyuyalım, olur mu? Evet, hadi. Thank you.
annen geri döndü Kader. Beni hiç ziyarete gelmedin Kader. Hiç mi özlemedin anneni? O iğrenç tımarhanede beni bir başıma bıraktın. O kadar mı nefret ediyordun? Arkanı dönüp gittin. Kardeşin yerine seni öldürseydim. Ay, ay başım fırıl fırıl dönüyor. Oo, o kulaklarım da çınlıyor. Ay ne oluyor bana ya? Ay. Gideceğim, her taraf su oldu. Hay Allah'ım ya. Ay be kızlar, işinizi bitirince şunu götürüp dökseniz. Ay yok, yapamayacağım şimdi. Kızlar. 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 Au, oy. Oh. Ay kızlar. Ah ben çok fenayım. Ay kızlar ne olur, ne olur kalkıp bana bir bakın. Oh. Eylül. Cemre. Kader. Ah. Ah. Nedoş ne oldu? Ay bilmiyorum. Nedoş, ne oluyor ya? Nedoş. Ay. Ne oldu? Ay bilmiyorum. Tansiyonum çıktı herhalde. Buraya kadar zor geldim. Bayılacak gibiyim. İlacın var mı? Ben getireyim hemen. Yok. Bana böyle şeyler olmaz ki. Siz bana bir limonlu su yapın en iyisi. Yapalım hemen. Gel hadi şu yemekhaneye gidelim yapalım. Ya bir şey lazım olursa haber verin, tamam mı? Tamam. Hadi gelinelim, ben seni iyi edeceğim Edoş'um. Hadi gel bakalım başına.
Sen bana destek ol. Şuraya tutun, ben şuradan sandalye çekeyim. Gel. Ay ay ay. Ay. Oh. Ay ne oluyor bana böyle? Hiç böyle olmazdım ben. Yaşlandım diye herhalde. Tedoş, ben bunu kullanıyorum. Ne arıyor bunlar burada? Ben burayı tertemiz bırakmıştım. Ay Edoş'um, sen gerçekten yaşlandın galiba. Ne yaptığını unutuyorsun, bakar mısın? Yok kızım, eminim mutfağı pırıl pırıl temizlemiştim ben. Ay yok, çok dikkat ediyorum. Artık yaz geldi. Bir kırıntı bile bıraksan ortalığı karınca basıyor. Neyse Edoş'um, sen şu suyunu iç kendine gel de ben hallederim burayı. Daha iyisin değil mi? Acelem yok Kader. Annene yaptıklarının hepsini sana ödeteceğim. Kader. Kader. Kader uyansana. Niye böylesin sen? Hadi kalk kahvaltı yap. Ya ben gece pek uyuyamadım. Ne yaptın ki? Edoş'la mı oturdun? Aa. Niye böylesin o zaman? Uf, kızlar bir rüya gördüm. Ya annem vardı. Böyle gerçekten hiç rüya gibi değildi yani. Böyle başımda durmuş bir şeyler anlatıyordu filan. Ama gerçekten oradaydı. Ama rüyaydı. Ay hiç bilmiyorum ya. Çok gerçek gibiydi. Çok garipti. Gelmiş olamaz değil mi? Yani yurda nasıl girsin ki? Gelmemiştir. Aynen, bence de mümkün değil. Geceleri Rüstem amca ile Hedoş full devreye geziyor biliyorsun. Senin için rahat olsun. Ya bence sen annenin kaçtığı haberinden etkilendin. Yani ne bileyim, peşine düşecek falan sandın. Sonra bilinçaltına girdi, rüyanda gördün işte. Olabilir. Ya hadi kalk bir kendine gel ya. Yarın sınav var, şöyle güzel bir kahvaltı edelim hadi. Yarın sınav var. Evet. Hadi kadar. Kendime gelmem lazım. Al bakalım şunun önüne. Çayını da al. Ekmek de vereyim. Ne? Ya Toprak ya. Dinle bak ne diyeceğim. Ya çocuklarla evde otur otur daraldık vallahi. Çocukları da alıp sinemaya mı gitsek acaba diyorum. He? Ha yok yok, ben baktım. Vizyonda ayrıca izleyebileceğimiz filmler var. Tamam. Tamam, o zaman ben alırım biletleri. Tamam canım. Ha ben de. Ben de seni hayatım. Tamam, Neriman Hanım geldi. Tamam canım, hadi bay bay. Bay bay. Bay bay.
Boşuna alma kızım. Seyredemeyeceksiniz o filmi. Yine işleri yığacaksınız yani. Yok, sen onları tık diye halledersin. Küçücük çocuklarla sinema minama zor da ondan diyorum. Aa, niye zor olsun canım? Biz sizin bildiğiniz ebeveynlerden değiliz Neriman Hanım. Çocuklarımız oldu diye sosyal hayatımızdan ödün vermek istemiyoruz açıkçası. Sen istemeyebilirsin. Ama illaki ödün vereceksin Feride. Çocuklar virüs gibidir. Hayatınızı böyle yavaş yavaş ele geçirirler. Eskiden yaptığınız hiçbir şeyi yapamazsınız. Sinemaymış, gezme tozmaymış. Bunların hepsini unut. Hepsi mazide kaldı. Hiç de bile kalmadı. Hiç de bile kalmadı Neriman Hanım. Ayrıca artık devir değişti. İnsanlar çocuklarını alıp dünya turuna çıkıyorlar ya. Biz de çıkabiliriz. Çıkacağız da. Büşra ile Metin buna asla mani olmayacaklar. Onlarla istediğimiz her şeyi yapabileceğimizi göstereceğiz size Neriman Hanım. Tabii tabii. Sen bu akşam bir sinemaya git. Sonra bir daha konuşuruz. Bakayım şimdi. Efendim? Neriman Sönmez'le mi görüşüyorum? Evet benim. Neriman Hanım ben karakoldan arıyorum. Yeğeninizle ilgili konuşacaktım. Bir saniye. Evet, dinliyorum. Buyurun. Mazide kalmışmış, hiç de bir kalmadı. Göreceksin, sana göstereceğiz. Evet, sizi dinliyorum. Ne oldu? Banu'yu bulabildiniz mi? Hayır. Ama aramalarımız devam ediyor. Size ulaşmaya çalışırsa hemen bizi arayın. Ay aman. Ağzınızdan yel alsın. Öyle bir şey de olmasın, gerek de kalmasın. Neyse, neyse. Tamam, teşekkür ederim memur bey. Sağ olun. Nerede bu deli? Heh. Allah'ım sen bizi koru ya Rabbim. Ne yapıyor arabamla ya? Harika! Ne var? Nereye gidiyorsun sen? Sana ne? Seni ilgilendirmez. Ya normalde olsa tabii ki bana ne de. Elinde benim arabamın anahtarı var canısı. Ya insan bir izin alır ya. Ay ne izin alacağım be senden? Araba kullanmayı bile bilmiyorsun ki. Günlerdir kuzu gibi yatıyor burada araba. Bari bir işe yarasın. Ya çekil be. Çekil şimdi. Ver hemen anahtarı. Vermiyorum. Sıkıysa alsana. Ya versene benim arabam ya. Bıraksana anahtarı ya. Bırak. Yoksa kırarım her yerini. Ver. Araba kullanmayı bile bilmiyorsun. Kızlar bırak. Ya bırak. Ne yapıyorsunuz yine? Çok kötü olur kızım. Öldürürüm ben seni. Ayrılın. 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 Ayıp. Ne oluyor harika? Ya arabasıyla bir tur atayım dedim. Hemen carladı gerizekalı. Carlarım tabii. İnsanca istesen izin verirdim de. Gıcıkça davrandığı için izin vermiyorum. Verme. Burada çürüsün burada. Araba kullanmayı bile bilmiyorsun. Araba senin neyine? Biliyorum bir kere. Meral'cim senin ehliyetin var mı canım? Yok. Ama erkek arkadaşım kullanmayı öğretmişti. İşin gücün yalan dolan. Biliyorum. Ver anahtarları da göstereyim. Bekle şimdi. Aa. Kız kontağın yerini bulamadı ya. Neriman Hanım, Neriman Hanım. Ehliyetsiz araba kullanamazsınız. Nereye gitmek isterseniz ben götürürüm sizi. Tamam, şunları bir nasıl kullandığımı göstereyim. Zaten bir iki tur atıp geleceğim hemen. Ay, triplere bak.
Hadi Allah'a emanet. Ben şimdi onun havasını söndürürüm. Alo, merhaba polis bey. Ben ehliyetsiz araç kullanan birini ihbar etmek istiyordum da. Kısıklı Caddesi'ndeyiz. Bir üst sokakta sürüyor araç. Tabii tabii veririm. 34MN265. Aa, ne demek vatandaşlık görevimiz. Kız senden korkulur vallahi. Aferin. Dur dur. Çorbada benim de tuzum bulunsun. Kim arıyorsun? Magazinci arkadaşımı. Alo Serhat'cığım. Merhaba tatlım. İyiyim sağ ol bebeğim. Bak dinle, elimde tam senlik bir malzeme var ama haberi benim adımı karıştırmayacaksın, tamam mı? Ben anlatıyorum o zaman. Hazır mısın?